Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle drone bataryaları hakkında konuşacağız. İntromuzdan sonra videomuza başlayalım. Drone aldık arkadaşlar ve bataryalar hakkında bilgi edinmemiz gerekiyor. Neden önemli bu? Diyebilirsiniz, ben drone'uma takarım, uçururum, şarjı bittiğinde alırım ve fişe takar, bunu şarj ederim. Dolduğunda da çıkarım ya da sabahına çıkarım, fark etmez diye söyleyebilirsiniz. Bizim buradaki amacımız bataryaların ömrünü uzatmak. Yani nasıl? Arkadaşlar, şu elimde görmüş olduğunuz batarya 550-600 TL. Yani şu an Mart ayına göre 550-600 TL olan bir batarya bu. Yani drone'umuzu uçururken zaten yüksek bir güç çekiyoruz bundan. Yani 31 dakikada 2250 mAh'lik bataryamız bitiyor maksimum o da. Öncelikle arkadaşlar, bataryamızı drone'dan ne zaman sökmeliyiz? Tamamen şarjı bittiğinde mi yoksa daha önce mi? Bataryayı %100 iken taktık ve arkadaşlar %30-%25 seviyeler geldiğimizde artık batarya için çok ideal bir süre geçmiş oluyor. Yani bundan sonrası ömründen kısaltmaya gidiyor. Bu yüzden %30 hatta %25'in altına inmeden bataryamızı sökelim arkadaşlar. Yani şöyle diyebilirim size, gözlemlerim sonucunda. Eğer geri dön özelliği kullanacaksanız, 1 kilometrelik uzaktaysanız %35 şarjdayken eve geri dön özelliğini kullanmanız en sağlıklısı olacak bataryaların ömrü için. Daha sonrasında ise arkadaşlar, bataryamız hemen bitiyor gibi bir sorun olabilir. Bunu nasıl önüne geçeceğiz? Öncelikle bataryamızı oda sıcaklığında çalıştırmamız gerekiyor. Yani drone'umuza taktığımızda batarya aşırı derecede soğuk olmamalı. Diyelim ki kış aylarındasınız, kış doğa manzaralarını çekmeyi istediniz ve götürdüğünüz çantanızda siz de üşüyorsunuz, çantada dışarıda. Dediniz ki işte hem uçurayım, güzel bir yer olsun. Ama siz dikkat etmediniz, bataryanızın da soğukluğu işte 0 derece, belki 5 derece. Siz taktınız, uçurmaya başladınız. 30 dakika uçacak zannediyorsunuz ama 15-20 dakikada tamamen bitti şarjınız. Bir anda şarjınız tükendiği için uyarılar alacaksınız. Belki çok uzağa götürdüğünüz için geri getiremeydi bilirsiniz. Yani havadayken yere inmek zorunda kalabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bataryanızı çalıştırmadan önce, diyelim ki bu bataryayı mı kullanacaksınız? Dışarıda video çekeceksiniz. Hiç önemli değil. Katarsınız iç cebinize, yani montunuzu. Zaten vücut ısınızla beraber 25-30 derecelere kadar kendiliğinden gelir. Bu yüzden arkadaşlar, bataryaların ideal sıcaklığı yani 25-30 derecede çalıştırmaktır. Daha fazlasında mesela deseniz ki ben 50'de takıp çalıştırabilir miyim? Yine çalıştırabilirsiniz ama zaten 50'den 80'e varması çok hızlı olacak. Bu sefer de aşırı sıcaklıktan dolayı arkadaşlar çabuk bitecek bataryanız. Yani bunları göz önünde bulundurmanız çok çok daha yararlı. Hani video çekerken yarıda kalmasını kim ister ki? Daha sonrasında diyebilirsiniz ki benim bataryam şarj almıyor. Yani taktım, bir türlü sadece yanıp sönüyor, yanıp sönüyor, şarj almıyor. Bunun sebebi de arkadaşlar, tek sebebi var. Bataryanızın aşırı derecede sıcak olması. Diyelim ki siz yaz aylarında drone'unuzu uçurdunuz. Yani zaten havalar çok sıcak. Bataryanızı elinize aldınız, drone'dan söktünüz. Zaten batarya aşırı derecede sıcak arkadaşlar. Siz hemen şarja takmayın. Biraz bırakın. Yani sizin bir odaya, yani 25 derecelik, 30 derecelik bir yerde bırakın, bataryanız orada kalsın. Biraz soğuduktan sonra öyle şarja takın. Daha sağlıklı sonuçlar alacağınıza emin olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bizim bataryamız, tek bataryamız kaç dakikada şarj oluyor? Öncelikle bu konuyu araştıralım. Bu görmüş olduğunuz DJI'nin şarj adaptörü arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak 5 volt 3 amper, 9 volt 2 amper, 12 volt 1,5 amper. Yani arkadaşlar 15 watt ile 18 watt arasında bir güç veriyor. Bizim bataryamız arkadaşlar 17.32 wattmış. Yani buradan 18 wattla bu şarj olacak ve tamamen şarj olma süresi ne kadar olacak? Tamamen şarj olma süresini ben denedim arkadaşlar. Ama denemem şu öndeydi. Bataryalarımın gücü %25'teyken yaklaşık 1,5 saatte şarj oldu. Bu adaptörle şarj ettim ve 1,5 saatte şarj oldu. Yani bataryanızı bir kere sıfırlamanız gerekti. Ve sıfırladınız. Onun tekrar şarj olması arkadaşlar 1 saat 45 dakikanızı alabilir. Yani tamamen şarj olması 1 saat 45 dakika. Bende 3 batarya var. Bu da yaklaşık 5,5-6 saat demek. Ama şarj ederken şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz iki bataryaları şarj cihazına takarsınız. Ve bu ikisini sabitledikten sonra şarj ünitesiyle bunu şarj edersiniz. Daha sonrasında evde olan, mesela telefonunuz Type-C ise, telefonunuzun şarjı ile hemen kumbalın arkasındaki Type-C girişine takarsanız
ve batarya içerisindeyken şarj olur arkadaşlar. Yani bunu da deneyebilirsiniz. Zamandan tasarruf her zaman iyidir. Yani yaklaşık 3 saatte falan bütün şarjlarınız tamamlanmış oluyor. Yani şöyle önemli bir bilgi daha var arkadaşlar. Bataryalarımızı her 10 şarjda bir tamamen sıfırlayacağız. Yani diyelim ki bugün kullandık işte şarj ettik, kullandık şarj ettik. 10. defa şarj ettik ve artık 10. defa kullanırken bataryalarımızı sıfıra indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bunu nasıl yapabilirsiniz? Zaten uygulamayla uçururken batarya %20'nin altına indiğinde uygulama otomatikman sinyal vermeye başlıyor arkadaşlar. Yakınınızda çağırırsınız, olduğunuz yerde uçurmaya çalışırsınız ya da havada bırakırsınız. Kendi bir 5 dakika, 6 dakikada uçar, olduğu gibi yere iner. Bununla hiçbir problem yok. Peki neden 10 şarjla bir yapmamız gerekiyor? 7-8. 10 yapmak en ideal arkadaşlar. Çünkü pillerde hücreler var arkadaşlar. Hücreleri tamamen bir sıfırlayıp daha sonra şarj etmemiz gerekiyor ki bu da ömrünü ömür katacak. Ve son olarak da arkadaşlar bataryalarımızı nasıl saklamamız gerekiyor? Siz bataryaları kullanacak mısınız, kullanmayacak mısınız? Bu çok önemli. Eğer kullanacağım ben, diyelim ki 2 gün sonra kullanacağım, şarj edeyim dursun derseniz yani olabilir. Yani bir gün sonra, bir gün önceden şarj etmeniz genellikle daha iyi olur. Ama 2 gün önceden de bir problem olmaz. Diyelim ki 3'ünü de şarj ettiniz. Yani ben gibi mesela şu an 3'ü de şarjlı. Ben arkadaşlar planladım, 3'ünü de şarjını doldurdum ve yarın uçurmaya götüreceğim. Ben yarın uçuramazsam ne yapmalıyım? Pazartesi günü uçurur muyum, uçurmaz mı? Bunları düşünürüm. Eğer ben önümüzdeki 5 gün içerisinde uçurmayacaksam kesin olarak evde olduğumuz yerde çalıştırırız arkadaşlar drone'umuzu. Olduğu gibi kalıyor zaten. Direkt uygulamadan kontrol ederiz. %60 ile %40 arasına indiğinde batarya seviyemiz. Bunu artık aşağı indiririz ve bataryasını sökeriz. Artık muhafaza edebiliriz. Çünkü bataryalarımızı kullanmayacağımız zaman da tam %50 seviyesine koymaya çalışırız. Çünkü arkadaşlar sıfırda koyarsak polarize olur, belki bir daha şarj almayabilir. Maksimumda korsak deşarj olacağından hücrelere zarar verebilir. %50 seviyesinde arkadaşlar tam ideal saklama yeri. Dediğim gibi drone'unuzu havalandırırsınız, 10-15 dakika havada kalır, indirirsiniz ve hepsini deşarj edersiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bunu önemli buldum arkadaşlar bu konuyu. Çünkü yani ben hiç rastlamadım böyle bir şey anlatıldığını. Bataryalar önemli, dediğim gibi 600 lira. Şu ikisinin polarize, yani bu iki bataryanın bir yıl sonra bittiğini düşün. Zaten drone'u alırken 6000 lira para ödüyorsunuz. Ve şu ikisine de bir sene sonra tekrar 1000 lira verirseniz yani sürekli bir gideri olacak. Bu da kötü bir sonuç doğurur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Gizgin drone, uçup drone.